Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Burası Çatı Katı Medya. Burada bugün Barbie konuşacağız. Ben Deniz, Deniz Özdemir. Ben Umut de Aydoğuz. Evet, şimdi o istersen başlayabiliriz. O zaman Barbie'nin tanıtımlarıyla başlayalım ilk önce. Tamam, ben bir de şunu söylemek istiyorum. Benim beklediğim gibi hiç değildi. İşte bence bu Barbie'nin nasıl marketingiyle alakalı. Barbie markete hiç böyle sunmadılar aslında. Bence en büyük beklentileri ters köşe çıkartan şey Barbie'nin marketingiyle içeriğinin çok birbirinden farklı olması. Yani böyle pembiş pembiş satıp aslında böyle değildi kızlar, kusura bakmayın. Ya kızlar da demeyeyim daha doğrusu. Kim izleyecekse. Yani evet. Bir anti Oppenheimer olarak çıktı ve yani Oppenheimer biraz karanlık, biraz monoton, tek renk olduğunu düşündüğümüz bir filmdi ve ona anti-hero bir karşı çıkarak biz bir pembe filmi yapacağız ve hani counterpart tabii yani Ying Yang'i diyelim hatta o şekilde karşıya sundu, insanlara sunuldu. Ama yani o pazarlaması hakkında öyle. Çünkü aşırı pembe pembe pazarlayıp aslında gerçekten düşündürebilen bir film olması senin de dün dediğin gibi başarılı. Evet, ya sen bence çok beğenmedin gibi ama. Film içerik olarak bence yine zengindi. Yani aslında konuşturulacağı konular açısından Tabii zengindi. baya baya. Yani hatta böyle bir yandan Oppenheimer'a da benziyor. Çünkü Oppenheimer'da da çok şey aslında... Çok konu anlatıyor. Ama tabii o daha uzun olduğu için daha çok anlatıyor. Barbie'de de öyle. Aslında çok konu anlatıyor gibi ama hiçbirine çok fazla değinemiyor. Neyse ona sonra geliriz. O zaman neyi sevdik neyi sevmedik ondan devam edebiliriz. Buyurun. İlk olarak. Ya benim en sevmediğim şey Mattel. Matensiosa Will kim? Ferrell. Will Ferrell gerçekten ofiste de başa boss olarak geçtiğinde bir bakayım da şimdi şeye kendisinin o bölümlerini hiç sevmezdim. Gerçekten bu filmde de sevmiyorum. Gerçekten yani o Will Ferrell'ın oynadığı gerek dizi bölümleri gerek filmler çok ucuz oluyor açıkçası. Yani burada da tesadüf mü diyeceğim artık bilemiyorum. Gerçekten ama filmin bence en zayıf kısımları Will Ferrell'ın ve artık o Mattel'in için şirket olarak Mattel'in içinde geçen kısımlar çok kötü. Şirketin dışına çıktığımız zaman da o 12 tane takım elbiseli adamla Barbie ve Ken'in peşinden işte o Barbie Land'e koşmaları ya da o gidişteki sekanslar da çok kötü. Yani ya da gerek araba kovalamacıları. Gerçekten ben bu Mattel'in varlığını çok anlayamadım. Yani bu kadar kötü olmaması gerekiyordu bence. Ya o şeydeki Margot Robbie'yi kovalıyorlar ya orada Evet. neden yakalayamıyorlar mesela? Ya orada hani niye böyle böyle koşup da abi işte yakalayamıyoruz buradan geçemiyorum bu ne böyle falan gerek yok diyor. Sonra yani orası sonuçta real world. Evet yani. Barbie Land değil ki yani orası. Orayı ben de pek açıkçası nasıl kurguladıklarını anlayamadım. Çünkü ya Barbie dünyasında Barbie Land'de Barbie dünyasında olsaydık bu sekans tamam bir şekilde mantıklı gelebilirdi ya da izlenilebilir gelebilirdi. Ancak yani gerçek dünyada Mattel'in sekansları niye çok... Niye gerçek dünyada değil gibiydi? Evet yani orası niye çok tiyatraldı? Evet. Yani ben açıkçası oraların bir tık daha müzikal olmasını daha iyi ederdim. En azından hani gerçekçilikten çok uzak olduğumuz bir şekilde anlatılırdı. Başta dedim ya bir şeyleri çok açıklayamadılar diye. Bence en açıklayamadıkları şeylerden bir tanesi o ilk real world'a geldiklerinde Sasha böyle yani o küçük kız, genç kız diyeyim. Sasha böyle Barbie'yi ağlatıyor. Sen işte çok böyle giyiniyorsun, kadınlara ne olması gerektiğini söylüyorsun, bimbosun bilmem ne falan diyor. Ya orada keşke sadece Margot Robbie ağlayıp gitmesiyle bitmeseydi. Keşke onun üstüne biraz daha gitselerdi. Çünkü yani Barbie'nin çok stereotip bir kadını represent ediyor olması aslında ana fikirlerden bir tanesi. Evet. Onun dışında patriarkilere ve atlara daha çok yer ayırmışlar. Bence Yani 1.40 yapma da filmi. 2 yap.
2-10 yap zaten normal süresi o yani. Ama bunları da söyle. O kız böyle yok faşistsin sen bilmem nesin dedi. Ya nereye vardı o? Saçının o sekansı herhalde ya filmdeki ya Barbie'nin çatısı altında yapılan en eleştirisel sözlere sahip. Bence çok gerçekçiler. Bence herkesin aklından geçen sözler. Yani şu anki insanların aklındaki ideal kadın algısını nasıl yarattıkları ve manipüle ettikleri hakkında çok sert eleştirileri var. Ama bu gerçekten bu eleştiriyi sadece birkaç cümlede vermelerini hani iyi ama bence daha uzun olmalıydı bu sekans senin de dediğin gibi. Çünkü gerçekten ya şu an Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da vesaire vesaire gördüğümüz o model kadın algısını bir şekilde Barbie ve türevleri aslında ya Playboy dergisini açalım Barbie gibi bimbo işte dedikleri kadınlardan oluşuyor. Ve yani sen bunu insanlara daha çok ya kızlara özellikle çok küçükken empoze ediyorsun. Bir de zaten Sasha yani niye olduğunu bir yönden anladığım bir karakter ama gereksiz bulduğum bir karakter. Yani işte bu şey mantığı o da söyledi ya biz işte Barbie ile mi oynayacağız? Biz ergeniz büyüdük bilmem ne ya da şimdiki çocuklar zaten Barbie ile oynamıyor. Bak kız 15 yaşında sen faşistsin diyor falan. Ya sen Barbie ile mi oynayacaksın? Kız filmin sonunda ilk başta zaten annesine de kötü davranıyor. Ama annesi Barbie ile oynuyor. Ondan sonra annesiyle arası düzeliyor ve Sasha diyor gel Barbie Land'i kurtaralım diye. O arabada Ellen'in oldukları arabada. Yani o öyle bir döngüyü tamamlıyor. Tamam. Ama neye gerek vardı? Ya bu şeyi mi geri getirmeye çalışıyor? İşte Barbie gene kız çocukları alsın, küçükler alsın, ergenler de alsın. Hani o da oradan bir körüklensin falan gibi bir şeye geliyor. Çünkü ay yok Sasha değilmiş, onun annesiymiş. Çok garip bir twist yani. Ama bence de yani Sasha'nın varlığını çok anlayamadım. Çünkü yani çok olmasına gerek yok. Zaten film kısa ve yani punchline'ları da annesi vuruyor. Yani Sasha'nın gerçekten sadece burada Margot Robbie'ye yani stereotypical Barbie'ye sen aslında dünyadaki güzellik algısını mahvettin diyor. Ve onu da yani çok kısa bir süreliğine diyor. Yani kısa bir yerde geçiştiriliyor gibi geldi aslında. Biraz daha uzun tutulabilirdi. Patriarki mesela ne kadar uzun tutulmuş. Bence bunun da çok biraz daha uzun tutulması gerekiyordu. Ken. Ben buraya yazmışım ki sevdiklerimiz büyük harflerle Ken. Yani şimdi Ken'i sevdiren aslında birkaç unsur var. Yani gerçekten evet yani Ken'i oynattığın aktör Ryan Gosling. Ve yani Ken'e yazdığım bir story arka da var şimdi burada. Yani evet. İkisi de çok kuvvetli. Evet. Eğer yani başrol gibi ya. Filmlerin genellikle girişi aslında bir narratif anlatımının başlangıcıdır. Ama ortasında aslında filmleri şekillendiren villainların yaptığı hareketler. Yani burada Ryan Gosling'e villain demeyelim de. De yani anti kahraman. Anti kahraman. Ama aslında kötü olduğundan da değil. Onun da yani evet işte hani villain kalbi kötülüğünden değil sadece bizim kahraman Barbie'nin karşısında yer aldığı için anti kahraman diyeceğim. Aynen, aynen. Hani yoksa herhangi bir ya da işte o hikayeyi, o journey başlatıyor falan. Evet. Ya bir kısmına çok etkisi oluyor falan. Film zaten artık ikinci yarısını yani Barbie'nin mücadelesine aslında sebep olan şey Ken'in davranışları aslında. Ken'in evet. Artık gerçek dünyadaki erkek egemen toplumdan öğrendiklerini Barbie dünyasına getirip yine erkek egemen bir Ken egemen bir Ken egemen. Bir toplum yaratmaya çalışması. Kinaf. Kinaf. That's kinaf. Ama neden getiriyor Ken patriarkiyi? Barbie yüzünden getiriyor. Barbie yüzünden getiriyor. Kadın resmen itekliyor, kakalıyor bizim Ken'imizi. Evet yani mesela Barbie'nin de işte karakter gelişimini zaten çok net ortaya koyuyor oluyor ama filmin başında Barbie insan oluyor da. Böyle bir karakter gelişimi görülmedi. Yani çünkü mesela ilk başta kendi erkek arkadaşlar yani
Boyfriendler, girlfriend and boyfriendler. Hmm. Hani kendine karşı hiçbir şey hissetmiyor ama yine o şey algısının farkında bile değil. Hani onlar gerçekten çift olarak yaratılmışlar diye düşünüyor. Ve yani aralarında... O yüzden sorgulama yani. Ben bunu seviyorum mu, sevmiyorum mu? Sevmiyorum mu diye. Ama sevmediği açıkça. Ve iyi davranmıyor da yani. İyi davranmıyordan kastım hani ne denir? Çok değer vermiyor gibi. Evet. Çünkü mesela kendini öpmeye çalışıyor. Böyle bakıyor. Bakıyor, kendini geri çekiyor. Ya da kendi diyor ki işte sen de akşam kalalım mı diyor. Niye? Niye diye soruyor ve her ay kız bugün girls night diyor. Every night. Ve sonra every night diyor ve kez aslında bu aralarında bir ilişki, romantik bir ilişkinin olmadığını söylüyor. Ve kendinin zaten motivasyonu şey ya, yani ben her Barbie'yi gördüğümde mutlu oluyorum diyor mesela. Evet, evet. Aslında ne kadar naif duygular mı diyeceğim. Ona da tam naif duygular diyemeyeceğiz. Çünkü aslında Ken'in yaratılışında bu var. O da bilmiyor ki niye aslında Barbie'yi gördüğünde günü güzel geçtiğini bilmiyor da. Çünkü hani böyle kodlanmış gibi yaratılırken. Evet. O da sorgulamıyor. Ben Barbie görünce niye mutlu oluyorum? Çünkü bunu yapmam gereken şey bu. Barbie'yi sevdiğimden de değil gibi bir şeyi var. Alt metni. Şöyle bir şey de var. Şimdi bu Barbie'nin Ken'e davranışı şeyde de çok belli oluyor. Bunlar real world'e gidiyorlar ya böyle, hı-hı, arkadan, arabadan Ken çıkıyor. Böyle, ay sen ne yapıyorsun, niye geldin falan, hı-hı, diyor. Sonra hep iyi tamam gel ama işte arkamda dur, çok uzağa gitme falan diyor. Evet şey, ya kamyası olan bir teyzeyle konuşmadan önce çok uzaklaşma, göreyim, falan, bakayım. Aynen. Aslında Barbie Land'in ne kadar aslında kadın egemen, hafif de toksikliğe kaçan bir kadın egemen, evet, bir dünya olduğunu da anlatıyor aslında. Biraz poppy kıvamında. Evet. Neyse ben orada şöyle bir şey fark ettim. Bunu sana söylemedim. dün söylemedim. Şey, bu aradaki yolculukta işte rokete biniyorlar, bir gemiye biniyorlar falan ya. Dünyaya giriş yapana kadar hep Barbie önde oturuyor. Ama gerçek dünyaya işte o kaykaylarla ne deniyor o şeye? Roller skate'le, patenle girdiklerinde Ken önde giriş yapıyor. Çünkü aslında artık gerçek dünya girdiklerinde erkek egemen ya. O yüzden orada dünyaya Ken önde giriyor ve zaten sonra görüyoruz işte Barbie'ye laf atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Böyle bir şey fark ettim dün ikinci izleyişimde. İlk izlediğimde hiçbir şey var. İlk izlediğimde böyle bakıyordum yani, bu biraz iki boyutlu biraz falan diyordum. Ya şey, bir kere bu arada çok iyi. Yani at üstünde polis gördü diye o dikkatini çekiyor ve diyor. Bu neymiş böyle diyor. Bunlar benim brolarım diyor. Biz niye böyle şeyler yaşamıyoruz diyor ya. O çok naif. Ken'in naifliğini gösteriyor orada. Zaten sonra diyor ya işte atlarla alakalı olmadığını görünce ilgimi kaybettim diye. Ya evet. At ve erkek üstüne kurulan bir Ken dünyası tabii yaratıyor. Sırf bir tane atlı polis gördü diye. Aynen. Mesela yani ama Ken'in bence bu olaylarını hep başlangıç noktası aslında Ken'e sorulan saat kaç? Ha evet, o saat. Yani aslında Ken'e... Sir dedi diye. Evet, Ken'i artık insan dünyaları yurduna kondu. Dobby'ye çorap verdiler. Yani çünkü gerçekten Barbie dünyasında Ken bir köpektin herhalde daha değersiz bir konumda yaşadığını yani düşünebiliriz herhalde. Aşağı yukarı. Çünkü yani Ken'e saat sordular ve Ken artık ya karakter olarak kendini farklı 180 derece farklı bir yere çizdi artık. Bir de böyle o Central City'ydi herhalde. Böyle bir plazanın önünde yürüyor. Hı hı. Millet buna böyle selam diyor ya. O da böyle aynen havalanıyor falan. Aynen aynen. Erkek erkek konuşmalar oluyor. Erkek. Oralarda da işte gaza geliyor. Sonra ben bunu diyor size göstereceğim deyip Barbie Land'e geri gidiyor. Ve işte Dojo Mojo Casa House. Ve kendi icatlarıyla beraber. Evet aynen, orası tamamen artık gerçek dünyaya dönüyor gibi. Ya öyle diyor. Bence buradaki Ken'in Barbie World'ü Ken dünyasını çevirdiği esnada şunu bence eksik bırakıyor. Yani Barbie dünyasındaki Barbie'ler nasıl bu kadar değişime memnuniyetle karşılıyorlar? Hemen yani bunların da canı
ardlarında mıymış da yani böyle hemen böyle Ryan Gosling yani bir bot giyince bunlar da ellerinde birayla mı çıktılar? Yani evet birden mesela bar ne diyeyim Ken'in malikanesi diyeceğim artık. Ken'in dojosu birden Hooters'a dönüyor. Yani böyle kızlar küçük kısa şortlarla ve göğüslerini gösterecek şekilde artık erkeklere hizmet etmek konumuna geliyor bir anda. Hani aslında filmin başında işte Nobel alan Barbie, işte uzaydaki astronot Barbie'ler. Onlar boşmuş o zaman. Çalışan Barbie'leri bir kenara koyuyor birden. Yani aslında bence film patriarki hakkında bu kadar konuşurken bir anda yani kadınları da artık manipüle edilebilecek varlıklar olarak ortaya koyması biraz yani kimse radarın altında kalıyor hafif. Ya da belki yani orada şey mi diyor? Hani Barbie'ler de aslında boş. Yani bu hani Nobel Prize kazandı demekle o aslında Nobel ödülü kazanmış olmuyor zaten. Yani illa bu Barbie her şeyi yapar, o Barbie her şeyi yapar diyerek yapmış olmuyorsun. Yani evet. O tabii biraz Barbie Land kaçıyor. Yani o da olabilir. Hemen mesela bir baskı gördüklerinde hemen kafası gidiyor. Buradan belki şeye değinebilirsiniz. Sasha'nın annesinin yaptığı artık günümüzdeki kadınların toplum tarafından artık üstlerine konulan baskı. Tokat etkisi yaratan tiratı diyorsun. Evet yani onu ben çok hissedemedim açıkçası. Katılıyorum. Yani dediklerinde gerçekten gram yanlış bir şey yok. Ama ben hani çok dolu dolu hissedemedim o anları. Zamanında böyle bir 2013'den daha önce olması lazım. Bir tane bir ablanın gene TED konuşması vardı. Böyle adı biraz garip şimdi burada söyleyip rezil etmeyeceğim hem beni hem onu. O da böyle şeyler söyledi işte. Yani sen hiçbir zaman hani aşırı güzel olmamalısın. Çünkü aşırı güzelliğin hem erkekleri cezbeder hem de işte kadın diğer kadınlardan seni nefret etmeni sağlar. İşte ya bu aslında bu Sasha'nın annesinin dediği her şeyi o kadın TED konuşmasından da söylüyorsun. Onu yapmamalısın çünkü o olur. Bunu yaparsan o olur gibi bir örgü. Ya bence doğruydu o. Ya ben böyle bakınca harbi öyle işte mesela sağlıklı yemelisin ama zayıf olmalısın. Ama zayıf olursan çok zayıfsın derler. Kilolu olursan çok kilo olsun derler. O öyle sürüp gidiyor. Sana geçmemesinden doğal hiçbir şey yok. Ya bence abartı da değildi. Sen abartı buldun da biraz saygı duymanı öneririm. Sonra işte bu ablanın böyle tokat misali bu tiradıyla beraber diğer Barbie'leri uyandırmaya başlıyorlar ya. Şimdi orada o Barbie'lerin kendileri böyle tufaya mı düşürme mi denir? Onları manipüle böyle etmesi. Yani manipüle etmesi hani ay ben Photoshop'ta Select Tool nerede bulamadım. Ay galiba ben Godfather izlemedim. Ya da ben Zack Snyder'ın şey Justice League katıyla çok ilgileniyormuşum gibi yaptım falan. Doğrudur. Ya öyledir. Ben o kadar genelleştirmek gerektiğini düşünmüyorum. Golf oynuyorlar hepsi sırayla. Bir tenis oynuyor bilmem ne. Arkadan sarılıyorlar falan. Oralar artık çok barizdi yani. Ama ne yapacaksın? Hikaye de onu gerektiriyor. Ya en azından bu filmde hani biz kadın dünyasının en ucuna kadar görüyoruz. Erkeklerin yönettiği dünyayı en ucuna kadar gördüğümüz bir filmde. Hani bu konuda bence genelleme yapmaması gerekiyordu. Biraz daha çünkü bu konular üzerindeki hassasiyete değiniyor film. Ama ya, erkekleri şöyle tasvir etmesi bir şekilde. Bunlar evinde Godfather izler, bira içerler, spor yaparlar. Bir de Select Tool'mas kullanır. Onu gösterirler. Yani tam böyle nargile kafeden çıkmayan kısa kunduralı erkek gibi tarif ediyor bir anda erkekleri. Hani bence ya kadınları bimbo gibi tasvir etmenin ne kadar yanlış olduğunu zaten Sasha'da duyduk. Hani erkekleri böyle tasvir etmeye ne gerek vardı filmin bu kısmında? Çünkü onu o zaman şöyle bir şey önermiş oluyorsun. Şimdi erkeklerin egosunu kullanıp onları yendiler ya. Hani ben senin kızını çaldım, sen benim kızımı çaldın. Vay sen benim kızıma niye çaldın'a döndü iş. O zaman şey demiş olursun. Yani bunlar aslında o kadar sığ insanlar ki ya yani böyle onun yanından kalkıp diğerinin yanına oturunca bu zıvanadan çıkar demiş oluyorsun. Bu bayağı hani çok sığ bir şey. Belki bunun yani üstünden gitmese daha iyi olurdu yani. Hani o erkekleri başka bir şekilde saf dışı bırakmanın yollarını arayabilirdi yani. Daha derin anlatabilirlerdi.
Ama o gerçekten yani kullanabileceği en yüzeysel, bence en banal dille beraber kullanıyor. Hani o kısmı çok sevmedim gerçekten. Çünkü cinsiyet rolleri üzerine de değiniyoruz. Ve gerçekten hani erkeğe sen şey diyorsun. Ya kadına yapılmaması gereken bir şeyi erkeğe de yapıyorsun sen aslında. Ama bir dengeyi tutturmak gerekiyor. Ki çünkü gerçekten yani gerçek yaşadığımız dünyada da dengenin tutturulması gerekiyor. Ama biz filmde bile zaten dengeyi tutturamıyorsak hani gerçekten gerçek dünyada yapmamız gereken çok daha fazla iş var. Ben Margot Robbie'nin oyunculuğunu da beğendim. Ama en çok Ryan Gosling'in oyunculuğunu beğendim. Ya adam Blade Runner'da oynuyor. Drive'da da oynuyor. Burada da oynuyor ama oynuyor yani. Ya Drive'da çok oynamıyor ama... Drive'da sürüyor. Oynatabileceğiniz en iyi aktörlerden biri bu film özelinde. Çünkü gerçekten bir iki müzikal sekansını da Ryan Gosling'i barındırdığı bir yerdeyiz. Ve gerçekten Ryan Gosling... Yani yanında dans eden 4-5 kişiden daha iyi dans ediyor. E tabii. Onun böyle 9 yaşında dans etme videoları var ya. Zaten La La Land'de de hani bayağı iyiydi. Yani artık hani yanındaki kasttan da yani. Çünkü mesela yanında bulundur... Rol çalıyor. Artık yap yani. Evet orada artık 10-20 kişi arkanda dans ediyor. Ve yani sen gerçekten çok iyi dans ediyorsun. Ve sen aslında çok iyi de bir aktörsün bir yandan da. Yani... Biraz şebek diyeceğim bu filmde. Yani burada şebekliği de çok iyi yapıyor. Çok iyi Papi gibi çok iyi bir mesela. Ya bayağı inanıyorsun yani. Bunu Ryan Gosling oynamasa herhalde ben Ken'i bu kadar ciddiye almazdım. Yani evet Ken rolünde mesela Ryan Gosling gibi bir yanda filmin ikinci arasındaki maskülen Ken diyeceğim. Yani onun gibi ciddileşen keza birden o role bürünüyor birden filmin başında. Farklı oynuyor. Filmin ortasında maskülen Ken alıyor. Filmin sonunda artık düşünüp farklı bir yola gidiyor. Ken'in cast seçiminde sizin ünlü bir oyuncu seçmeniz de gerekiyor. Yani ben ilk mesela Timothée Chalamet'i duyduğumda Ken yerine düşünüyordum. Yani Greta Gerwig'le arasının çok iyi olduğu biliniyor. Ve yani ben cast seçiminde acaba... Yani Timothée Chalamet nasıl olur? Çünkü Margot Robbie bir anda... O çocuk hiç olmazdı. Gerçekten hiç olmazdı. Margot Robbie'nin yeğeni gibi dururdu. Yani. Evet evet yani. Buraları da oynayabilecek bence kalibrede değil kendisi. Yani... Ya bir tane Ken olurdu ama... Öylesine bir Ken olurdu yani. Timothée Chalamet aslında oynamayacaktı da... Pardon Ken olarak hiçbir zaman başrol Ken olmayacaktı da işte cameosunu istemiş Greta Gerwig. Şeyde de Little Women'da falan da oynadı ya. Evet. Hatta Little Women'da o Joe'yu oynayan başroldeki kızı da istemiş ama işte gelememişler. Zamanları yokmuş. Tüm kadroyu toplamaya çalışıp. Evet. Florence Pugh'u da çağırsaymış. Allah Allah. Neden curly... gelemediniz acaba? Düğün çekiyorduk çünkü. İkisi de düğün çekiyorduk. Peki o savaş sahnesi? Ben hiç beğenmedim açıkçası. Çok uzun buldum. Ya keşke o savaş sahnesini birbirlerine oyuncak ok fırlatacaklarına senin dediğin gibi müzikali belki daha fazla olabilirdi. Evet. Ya da oradan kız başka bir şey daha anlat. Çünkü mesela sonunda da geleceğiz. Çok söyleyeceği şey varmış filmin. Evet. Ama bazen söylememeyi tercih etmiş. Neden? Çünkü ortaokul yaşlarındaki kızlara da hitap etmen gerekiyor. Onlar böyle ya pembe giyinip ellerinde mısırla gittiler ve bence tam istediklerini alamamışlardır. Çünkü ben o yaşta izlesem bunu. Bu ne böyle falan diyebilirdim. Çünkü o kadar anlamazdım ne anlatmak istiyor, ne üstünde duruyor falan. Bence herkese hitap etmek için bir de böyle şaklabanlık i̇şte yaptırmış. Mesela Mattel kısımları, o kovalamacalar. O onu justify etmiyor. Mattel kısımları daha kötü. Yani orla artık herhalde biraz da gerçekten biraz bir şeyler anlatmaya ara verdik. Şimdi buraya... Gerçekten reklamda Barbie afişini gören küçük çocuklar da bu filmden hani apar topar çıkmasın diye tampon bölgeler diyeceğim artık. Ya ben Will Ferrell'ın böyle koşmasını izlemek zorunda değilim yani. Yani. Böyle turnikeden geçmeye çalışıyor, geçemiyor. Yani bayağı real world. Çok çok kardeşim. Kötü bir Batman filmi vibe'ında koşuyordu gerçekten kendisi. Ne olur daha görmek istemiyorum o adamı yani. O zaman şeye gelelim. Barbie ve Ken yüzleşmesi. Şimdi bence o çok değerli bir mesaj.
Çünkü aslında şöyle bir şey var orada. Şimdi Barbie Ken'e diyor ki sen hani var, kendin varsın ve kendini benim üzerimden tanımlamamalısın diyor. Bu aslında bence çok doğru. Çünkü yani Ken sadece Barbie'nin erkek arkadaşı olmak için yaratılmış bir varlık ya. O da zaten başka sorgulamıyor. Ben ne yapmak istiyorum, ben Barbie ile mi olmak istiyorum diye sorgulamıyor. Çünkü onun için yaratılmış. Ama işte Barbie artık öyle bir noktaya geliyor ki hani senin bana ihtiyacın yok. You are enough as you are diyor. Bence çok güzel bir döngü. Çünkü Barbie'ye bu kadar bağımlı olup sonra Barbie'den uzaklaşabileceğini öğrendiği için Ken çok büyük bir değişim geçiriyor yani. Hani insan olmasa da. Ya bence gerçekten bu bireyin kendi başına var olması gerektiği mesajını bence çok iyi bir yerde veriyor. Yani ben bu filmden aslında bunu beklemiyordum. Çünkü gerçekten günümüzdeki insanların da en büyük problemlerinden biri tek başlarına bir birey olamamaları. Yani hep kendilerini bir şeyler üzerinden tanımlamaları. Mesela bu sevdiğiniz kadın olabilir, anneniz olur, babanız olur, aileniz filmler, olur. Filmler, diziler oluyor yani. Yani filmler olur, diziler olur, meslekler olur mesela. Meslek, bu ara, okul. Bunlar üzerinden değil de aslında siz yani kendiniz bir bireysiniz. Yani mesleğin üzerinden kendini tanımlama. Sen mesela iyi bir mühendis olabilirsin, iyi bir doktor olabilirsin. Ama sen bir bireysin. Hı-hı. Aslında o senin bir parçan. Sen farklı bir şeysin. Hı-hı. Sen bir mesleğinin, sevdiğin kişinin, hobilerinin bir bütünü olarak bir birey oluyorsun. Sen bir mühendis olduğun için sen değilsin. Sen değilsin. Sadece. Bunu mesela gerçekten toksik ilişkiler düzeyinde anlatması çok başarılı bence. Partnerine göre hayatını şekillendiren insanlar. Hı-hı. Kendi beğenilerini yani birey birey yapan unsurlardan vazgeçip artık bu Ken'imiz gibi sadece Barbie'sini mutlu etmeye çalıştığı, sadece Barbie'si... Yani kötü bir ilişkide diyorsun değil mi? Evet. Barbie'sinin mutluluğu endeksli yaşadığında bizim Ken'imizin artık hani Barbie ile ayrıldıktan sonra hani ne yapacağını bilememesi, yatakları düşüp ağlaması en büyük örneği aslında. Burada mesela Barbie'nin ona gerçekten yani seninle bir ilişkimiz olamaz çünkü seni sevmiyorum. Hı-hı. Ancak sen bir bireysin ve kendi hayatta kendi yolunu bulman gerekiyor. Çok Hı-hı. önemli bir mesaj aslında. Bunu giden küçük yaştaki insanların mesela gerçekten hayat mottosu gibi bir şey olması gerekiyor bu cümlenin. Evet. Bu konuda çok ünlü bir sözü vardır, bilir misin? Nedir? Bizi biz yapan sahip olduğumuz özellikler değil, yaptığımız seçimlerdir. Albus. Severiz. Wolfric. Percival. Brian Dumbledore. Çünkü burada Ken sonra şeyi seçiyor. Yani sen Barbie için yaratıldın ama sadece Barbie için yaratılmakla kalmak zorunda değilsin. Çünkü sen gene you are Ken, Kinof'a geliyoruz gene. Hani yaratılmış olabilirsin ama onu seçmesen işte o zaman sen olacaksın. Aslında burada gene bir yaratılış ve yaratılan hikayesi de var. Evet. Sonunda o daha çok var. Beni en çok etkileyen Barbie filminde yaratılış ve yaratılan hikayesinin beni etkilemesi de şaşırttı gerçekten. O yüzden Ken'in böyle bir seçenek, ne denir ona, böyle bir tercih yapması güzel. Ben onu beğendim. Yani evet, Ken'e mesela tercih yaptırılıyor artık. Tabii. Yani zor da olsa. Hı-hı. Yani Ken'in karakterini artık, Ken'in çiplerini artık filmin sonunda kapatabilecekleri en güzel şekilde kapatıyorlar. Evet, ve yani gerçekten sonra çok iyi mesaj, yani çok iyi bir mesajla kapatıyorlar bu konuyu. Patriarkiyi de salık veriyor. Evet. Onu da seçmemeyi yeğliyor. Ondan sonra şöyle bir şey oluyor. Tüm kendiler artık hür iradelerini terk edildikten sonra Hı-hı. artık diğer kenler de toplumda yer almak istiyor. E tabii yani her kadın ve erkeğin temel bir ihtiyacı ve isteği olacağı gibi. Ya orada gidip president'a yani soruyorlar. Yani bizi de al diye. Kadın da diyor ki yok diyor, sen anca işte sekreter olabilirsin.
Çünkü sen daha pişmen lazım. Sen daha o seviyeye gelmedin falan diyor orada hikayeyi anlatan dış ses kadın. Ve orada her gerçek dünyaya atıfta bulunulduğunu söylüyor. Yani, şimdi burada iki şey var. O gerçek dünya kısmını sonra söyleyeceğim. İlk olarak eğer biz bu Ken Barbie problemini çözdüysek neden Ken'lere gene mesela bir ne denir ona departman vermiyorsun ki? Evet. Neye bir bakanlık vermiyorsun da şey o yaz kızıma oturtuyorsun yani? Ya erkekler Adalet Bakanlığı'nda görev bakanlık istiyorlar. O da vermiyor işte. O da yerel bir mahkemede sen staj yap tarzı bir cevap veriyor. Yani gerçekten filmin aslında bunu çözmesi gerektiği noktada artık filmin bitmesine son 10 dakika kalmış. Hani biz çok aşırı kadın egemenlik ve çok aşırı maskülen erkek toplumları gördük ve artık ya bence Barbie dünyasında hani gerçek dünyadan ayırt edip burada sorunları çözmemiz gerekiyordu. Çünkü burası Barbie'nin dünyasındayız hala ve yani gerçek dünyadaki o problemler, o toksik ilişkiler, düşünceler yok artık burada. Hani artık çünkü artık kendilerinin kafasında da o maskülinite gitti. Hı-hı. Onlar da toplumda yer almak istiyor. Sen mesela eğer gerçek dünyaya atıfta bulunup gerçek dünyada da seksizm had safhada, o zaman Barbie dünyasında da Barbie World'de de seksizm baki kalacaktır demen çok yanlış bence. Bence burada da sorunun çözülmesi gerekiyordu. Burada yani gerçek dünyaya taş atması gereken bir yer değildi orası. Şimdi aklıma geldi şu. Belki orada şöyle bir şeyi savunmuş olabilir. Şimdi mesela bu dünyada, yani bizim bu gerçek dünyada. Şimdi bazı işler var ki kadınlar çok tercih edilmiyor. Ya da mesela işte kadınların çok çalışıp da gelmesi gerekiyor. Erkekler de öyle. Evet. Ama belki o Barbie Land'de o President'ın söylemek istediği şey şudur. Yani bu bakanlığı sen sırf erkeksin diye sana verecek değilim. Bunu istiyorsan çalış senin de olsun demiş olabilir. Çünkü mesela Real World'de sadece erkek diye kene verilmeyen 3 tane iş vardı. Doktorluk, evet. Can kurtaranlık ve İşte bir şeyde high paying job falan diyordu. Ama işte kendi üzerinden değil de belki hani dünyada sırf erkek diye ya da belki bir şekilde influence var diye direkt işler verilmiştir bazı erkeklere. Belki onu eleştiriyordur. Yani şu an aklıma o geldi. Ya bence eşit olması gerekiyordu. Yani kendilerine gene bir bakanlık verilmesi gerekiyordu. Ama bu yönden bakıp bu karar verdiyse ona katılırım. Yani bence bir orada o zaman biraz daha hani şu belgeyi doldurunuz işte. Yani staja başlat. Yani sizin yeterlilikleriniz ne diye işe alım başvurusunda bulunacak kadar yani legal ve resmi bir filmde değiliz. Yani artık orada hızlıca kapatman gerekiyor. Yani. O zaten orada hızlıca kapatma yeriydi yani. Evet çok da ben işte bir doğru bir, kapandığını düşünmüyorum. İşte 1.43 saati olunca ben işte bazı şeylerin üstüne daha çok duraydı. Daha iyi olurdu. Değil mi? Evet yani. Peki Barbie'ye ne olacak? Barbie'nin sonu ne olacak? Ya bence Barbie artık o kısım bence daha iyi. Yani Ken'in sonu çok iyi. Ken'in chapter'ı çok iyi. Artık mesela yaratıcı ve yaratılan arasındaki diyaloğu bayağı iyi yani yansıtmışlar ve gerçekten hani tanrısal ögeler olmadan bir normal bir kadın aslında. Hı-hı. Bir yaratıcı ama kendisi. Hı-hı. Aslında yani normal bir kadını yaratıcı rolüne koyup onunla bir diyalog yazmak, ona bir sahne vermek, hı-hı, açıkçası bence çok güçlü. Yani ben çatır çutur ağladım. Ben haldır uldur ağladım. Tabii sen de ben izlemedim ilk. Hı-hı. İlk kendi başıma izledim. Ya orası beni en çok etkileyen yer oldu. Yok işte bu kadın haklarıymış, patriarkiymiş değil. Hı-hı. Ya onlar gene biraz zaten öyle bir şeyler bekliyordum. Onu da aldım. Ama bunu hiç beklemiyordum. Hı-hı. Bunu hiç beklemiyordum. Bir de böyle boş bir yere gittiler. Sadece Barbie ve Ruth Handler vardı ya. Tam bir kadın. İşte Harry Potter'daki istasyon göndermesi. Aynen.
Ya orada zaten o konuşma çok iyiydi. Yani Barbie artık kendi seçimini insan olmaktan yana kullanıyor ve yaratıcısına soruyor ki insan olabilir miyim? Evet. Ve yaratıcı da diyor ki bana niye soruyorsun? İnsan olmak için bir izne ihtiyacın yok. Yok diyor. Çünkü ya ben seni yarattım ama ben seni kontrol etmiyorum. Ben hani sen istediğin olabilirsin diyor. Ve bu gerçekten baya evet. Westworld'lik bir felsefe yani. Evet. Ha bir de orada ağladığım kısım şeydi. Yani ha şey diyor ben seni kendi kızımı kontrol edebilirim. Kendi kızımı kontrol edebileceğim kadar ancak kontrol edebilirim diyor. Ve onu aslında kendi kızı yerine de koyuyor. Çünkü kızı... Evet. İsmi Barbara da. Aynen kızı arkasından vermiş falan. Orada işte ağladığım cümle... Yani biz anneler dik dururuz ki kızlarımız arkaya baktıklarında ne kadar yol kat edebildiklerini görsünler. Oy ben bir gittim bana bir dokundu mu? Çok duygusal bir söz yani evet. Ya evet bir de o ortam sahne Billie Eilish çalıyor falan... Ben niye yaratıldım? What was I made for? Ben niye yaratıldım diyorsun yani. O çok güzeldi. Filmin en güzel kısmı oydu. Seçimi seni sen yapıyor işte. Bence de gerçekten. Barbie yani, yaratılırsın, insan olursun işte. Ya orada işte normal insanlara da artık örnek alınacak bir söz. Ya hani yaratılan yaratıcı var. Hı-hı. Ama yaptığınız seçimler size ait. Hani siz... Hani siz artık kendiniz bireylersiniz ve aldıkları, yaptığınız şeyler sadece siz yapmak istediğiniz için olan şeyler. Evet. Bunlar... Bana bağlı mı diyor yani. Hani yaratıcına suçlamayacaksın diyor. Yani bir günde hani böyle oldu, neden oldu demeyeceksin. Sen bir aksiyon alıyorsun ve onun sonuçları var. Ha bir de öyle de var. Yani diyor ki bunu seçeceksin ama insanlar ölür biliyorsun değil mi diyor. Evet. O da seçiyor gene de yani. Ya bunun sonuçlarına da hazırlıklı katlanabileceğini söylüyor yani. Evet. Çünkü çok ciddi bir seçim ama yani bunu yani bu the decision kararında bir şey. İnsan mı kalacaksın? Hı-hı. Öleceksin. Hı-hı. Gerek selülitlerin olacak. Gerek yaşlanacaksın. Çok güzelsin dediği bankta oturduğu kadın gibi yaşlanacaksın. Bir gün çiçek gibi solacaksın diyor. Evet. Ama yani Barbie dünyasında kalırsan her şey perfect olacak, her şey mükemmel olacak, hatasız olacak, çok mutlu olacaksın ve bu sonsuza kadar sürüp gidecek diyor. Ama artık insanlığın tadını alan... Bir de orada diyor ya ben sadece idea olarak kalmak istemiyorum. Ben de bir şeyler üretmek, bir şeyler yaratmak istiyorum diyor. Zaten insanlığın da temeli de bu değil mi yani? Evet. Onu da tadınca... Ya her gün perfect olsun istemiyor. Ya her gün perfect, her gün mükemmel bir hayat ama içi bomboş. Hiçbir düşünceye yer yok. Hı-hı. Yani hiçbir aksiyon ve sorumluluk yok. Durumu yok. Sadece eğlenceyle boşa geçen günler var. Ya bunun yerine gerçekten gerçek hayatta değiştirebileceği, öğrenebileceği çok şeyi gördükten sonra artık seçebileceğiz. Yani bu seçim aslında yani yapması gereken bir seçim. Evet. O ilk gittiklerinde bu kadına çok güzelsin dediği yerde parkta da böyle farklı insanları görüyor, farklı evet. duygular yaşıyor ya. Onun gibi işte yani. O, evet. o da onu yaşamak istiyor aslında. Onlara bakınca işte ağladı, güldü falan. O onu büyüledi demek ki. Barbie'mizin varlığı veya yokluğu aslında Barbie dünyasında hiçbir etkisi yok. Yok. Çünkü aslında o dünyada yaşayan tüm Barbie'ler aynı şeyleri yapıyor. Hı-hı. Yani ha bu var, ha yok. Ama mesela gerçek dünyada da bir gün öleceği gerçeği olmasına rağmen kendi kaybının bir şeylere etkisi var. Evet. Yani dünyada hani bir düşünceleri var artık. Yani bir bulunduğu topluma bir etkisi olur. Hani ama Barbie dünyasında var ya da yok. Kimsenin umurunda olmayacak bir durumda. Evet. Bir katkısı olursa real world'de olur. Ya bir entity olur. Oluyor. Bir varlık oluyor aslında Barbie. Yani evet. insan seçimi aslında ona bir ruh katıyor. Evet. Bir kimlik, bir ruh veriyor. Bir artık evrende bir madde oluyor artık hani kendisi. Evet. Ama Barbie dünyasında sadece bir bebek. En sonunda Barbie niye jinekoloğa gidiyor?
Barbie kimliğini aldıktan sonra bir başka bir şey daha alayım istiyor. Şey kısmını ben gerçekten katılmıyorum açıkçası. Yani şu an yaşadığımız dünyada artık cinsel organlarımıza göre kimliğimiz belirlenmiyor. Yani tercihlerimiz. Haşa. Çünkü yani Barbie'nin gerçekten cinsel uzvu olup olmaması aslında onu tanımlayan bir şey de değil. Bence buna değinmesi çok saçma buldum açıkçası. Bence bu tamamen son cümle vurucu olsun, öyle bitirelim. Yani orası gerçekten tartışmaya yol açsın. Ya ben diye zannettim ki geliyor. İşe başvuracak falan. Ben de öyle düşündüm yani açıkçası. Çünkü gerçekten birinden sevmek, birinden hoşlanmak için yani cinsel uzvuma ihtiyacımız var. Ya da bir toplumda yer edinmemiz için gerçekten cinsel organa ihtiyacımız mı var sorularını sormam gerekiyor. Ya evet. Ya böyle bir filmde de gerçekten yani bu soruyu sormamam gerekiyor açıkçası. Şarkılar nasıldı? Zaten bir şarkı vardı genel olarak. Yani Dua Lipa dinlediğim için genel anlamda yani çok da şey yapmadı açıkçası. Ama işte sürekli o şarkıyı böyle dırırıt 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 orayı... Tam bir Mandalorian'dan artık bir esinlenme mi derler artık orayı? Çünkü Mandalorian'daki yani de ana temanın artık her bölümde farklı farklı bir şekilde iki çalması... İki ton aç buraya ver, iki ton kız evet. Şuraya ver. Bir o vardı. İşte başka şarkılar da vardı da en çok aklımda kalan Billie Eilish'le Dance the Night yani. Zaten yani filmin genelinde Dua Lipa çaldı. Araya tını girsin diye. He. Filmin en vurucu yerinde de yani beni neden yarattın? What yani, was I made for? Hangi materyalden mi der? Ben neden yaratıldım? Neden yaratıldım sorusunu yani yaratılış hikayesini anlatırken ben neden yaratıldım diye Billie Eilish giriyor aslında. Yani evet. Billie Eilish aslında orada bir narratör gibi, bir anlatıcı gibi olaya giriyor aslında yani. Evet. Bir vurgun yapıyor. Tabii. Yani şeylere değinmeyeceğim ama. It's Barbie bitch if you are still in doubt. Sugar dediği esprisi çok iğrençti bence. Sugar dediği. Ay. Yani bunu artık 90'larda ya da 80'lerde kim düşündüyse gerçekten yazık. Sugar dedi. Yani sugar köpek ve o gerçek dedisi. Midir ya? Kataloğu vardı çünkü sonuçta. Öyle mi? Hı-hı. Evet. Ay. Yani aslında o Mattel'in ne kadar çirkin bir yapı olduğuna da değiniyorlar küçük mesela küçük. Mesela o hamile kadını kaldırıyorlar falan. Değil mi? Yani evet. Allah Allah yani küçük kız çocukları Barbie bebeğin annesi olabiliyor ama Barbie hamile olunca mı sıkıntı oluyor? Değil mi yani normal küçük bebeklerle oynayabiliyorsunuz. Herhalde yüzük yok diye. Yani bilmiyorum. Yasa dışı. Ama parmaklar ayrılmıyor ki nasıl takacak zaten. Evet o zaman yavaşcan bitirebiliriz. Evet. Yani deneyecek başka bir şey kalmadı çünkü filmin gerçekten artık outro'sundaki müziğe kadar da değindi. Zaten Barbie filmini çok bile konuştuk. Bu kadar konuşacağını hiç düşünmüyordum. Küçükken bu kadar oynamamışımdır. evet, bugün Barbie konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Deniz Özdemir, tekrar Umut Aydoz. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel söyledim.